Gökkuşağı Bülteni'nden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu hafta da geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBTİ artıların gündemini ekranlarımıza taşıyacağız. Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Sedat Peker'in yayınladığı videolar haftalardır Türkiye'nin gündeminde en üst sırada. Peker'in iddialarının odağındaki isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Geçen hafta pazartesi günü Habertürk televizyonunda bu iddialarla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplaması beklenen Soylu bu konulara fazla girmedi, başka açıklamalarda bulundu. Soylu, Türkiye'de işkence ve kötü muamelenin olmadığını ileri sürdü. Habertürk yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu'ya Türkiye'deki hak ihlalleriyle gözaltı ve tutuklamalardaki kötü muameleye ilişkin bir soru soruldu. Türkiye'de işkence ve kötü muamelenin olmadığını iddia eden Soylu şöyle dedi. Uluslararası Af Örgütü benim muhatabım, sık sık karşı karşıya geliyoruz. Her seferinde onlar Türkiye'de gideceği yerleri söylerler, göndeririz, her yeri ziyaret ederler. 4,5 yıldır işkenceyle ilgili en ufak bir şey önümüze koymadılar. Sistematik işkenceyle ilgili önümüze bir şey koymadılar. Uluslararası Af Örgütü program devam ederken Soylu'nun sözlerini yalanladı. Af Örgütü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bazı öğrencilerin işkence ve diğer kötü muameleye maruz bırakıldığını açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan ve gözaltına alınan LGBT artı aktivisti Havin, ölüm ve tecavüz edilmekle tehdit edildiğini söyledi. Ayrıca İstanbul Kadıköy'de 8 Mart eylemlerine katılan 5 trans aktivist polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Bunlar daha iyi günler" dedi ve şöyle devam etti. "Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor. Bu daha bir, daha neler olacak? Bunlar daha iyi günler. Bu ülkede ahde vefa vardır. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez." Evet, şimdi Kaos GL Hukuk Koordinatörü Avukat Kerem Dikmen'le birlikte olacağız. Kerem, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yani haberimizi izledik. Aslında söylenecek çok şey var ama şöyle başlamak istiyorum. Şimdi aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4,5 yıllık bir süreden bahsediyor ama çok uzağa gitmeden yakın zamanda Ülker Sokak'ta insanlar evlerinden edildi. Boğaziçi eylemlerinde LGBT artılar, 8 Mart eyleminde yine LGBT artılar ve pek çok kadın ciddi bir polis şiddeti gördü. Fakat bunların hiçbiri kötü muamele ve işkence olarak kabul görmüyor Süleyman Soylu'nun nezdinde. Yani bunlar neden işkence ve kötü muamele olarak kabul görmüyor sizce? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Başlamadan bir şey anmak istiyorum. Bir bilgiyi paylaşarak bugün İnsan Hakları Hareketi'nin önemli kişilerinden insan hakları savunucusu Dilek Kumcu'yu kaybettik. Kendisiyle ben de Uluslararası Af Örgütü'nün 2010-2012 döneminde yönetim kurulu üyeliği yapmıştık beraber. Daha sonra parlamento danışmanlığına geçti. Fakat hala insan hakları savunuculuğu yaptı. Çocuk haklarına yoğunlaşmıştı. Gündem Çocuk Derneği'nin emektarlarından da biliyorsunuz, o da o hal gadrine uğrayan derneklerden biri. Bugün kaybettik. Çok üzücü. Onu anarak başlamak istiyorum. Umarım çok da genç yaşında kaybettik. 37 yaşındaydı. Yaşayacağı çok zaman biriktireceği anılar vardı. Umarım biz onlara layık bir mücadeleyi sürdürürüz. Şimdi özellikle sanıyorum 2020 yılı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesinin ardından adeta işte freni patlamış bir kamyon gibi nefret söyleminin arttığı, nefret söylemi geçtiğimiz dönemlerde yalnızca kişilerden kişilere, yani devlet tarafından da nefret söylemi yayılırdı. Ama biz daha çok hak savunucuları olarak kişilerden kişilere yönelen nefret söylemine devletin pozitif hükümlülükleri kapsamında müdahalesini beklerdik. Ama artık işte nefret söyleminin bizzat anayasada görevleri ve sorumlulukları tarif edilmiş devlet yöneticileri tarafından dillendirildiğini görüyoruz.
Şimdi ben hani bir kişinin söylediği üzerine işkence mi, o şu işkenceydi, bu işkence değildi gibi bir yorum yapmak istemiyorum. Aslında buna da gerek yok. Zaten hani şeyde yayında da bahsedildiği gibi Sayın İçişleri Bakanı Habertürk'te tırnak içerisinde muhalif gazeteciler karşısında yanıtlar verirken bir yandan da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi de resmi hesaplarından o bilgilerin aksi yönde bilgiler paylaşıyorlardı. Bizim işkencenin tanımına bakmamız, onur kırıcı muamele, insanlık dışı muamele, kötü muamele tanımına baktığımız zaman zaten neyin işkence olduğu, neyin onur kırıcı muamele, kötü muamele olduğu çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Tariften yola çıkarak somut olayları değerlendirdiğimizde de şu anda yayında sizin gösterdiğiniz bütün etkinliklerde yetkiyi aşan güç kullanımı, orantısız güç kullanımı, kötü muamele, onur kırıcı muameleyi görüyoruz. Örneğin hiçbir kaçma şüphesi olmayan kişinin bileğinden kelepçelenmesi, adresi bilinen kişilerin zorla şiddet kullanılarak gözaltına alınması, Kadıköy'de gördüğümüz özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlikler döneminde ve daha sonrasında Kadıköy'de gördüğümüz sahnelere artık bunların yani hani işkence mi, onur kırıcı muamele mi, kötü muamele olduğunu belki tartışabilirsiniz ama hani bu artık lig atlandı. Biz bu kamusal şiddetin en fazla işkence olup olmadığını tartışırız. İşkence olmayan da onur kırıcı muamele ya da kötü muameledir. Ama her şekilde hangi tanımdan bakarsanız bakın, isterseniz Birleşmiş Milletler belgelerinden, isterseniz Avrupa Konseyi ya da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin içtihatlarından yola çıkın. Bugün yani bizim LGBT artı hak savunucuları açısından gördüğümüz şey, LGBT artı öznelerin ve hak savunucuların her türlü ifade özgürlüklerinin, toplu ya da bireysel ifade özgürlüklerinin bu tür kötü muamele ya da onur kırıcı muameleyle ya da işkenceyle baskılandığıdır. Dolayısıyla hani tekrar olacak ama hani ben şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi, yanlıştı, doğru değil ama yani zaten tanıma açıp da tanıma baktığımız zaman neyin ne olduğu gayet açık diye düşünüyorum. Şununla, yani şöyle devam edelim istiyorum. Şimdi yine bu Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle beraber hani LGBT artılar iktidarın ve iktidara yakın kurumların çok sık dikkatleri üzerine çektiği bir konu oldu ve işte hani sapkın demek vardır yoktur tartışması. Yani sizce bunların toplum nezdinde nasıl geri dönüşleri oldu? Bizce verisel olarak her zaman ortaya koymamız mümkün olmasa da bizce Türkiye'de LGBT artılara dönük şiddet nefret söylemlerinin arttığı bu dönemde daha da yükseliyor. Salgın döneminde LGBT artıların yaşadığı insan hakları ihlallerine ilişkin yalnızca kaos gelenin değil, diğer LGBT artı hak örgütlerinin yaptıkları araştırmalar ve yayınladıkları raporlar zaten bunları nesnel olarak ortaya koymuş durumda. Yani nefret söylemi devlet tarafından, devlet görevlileri tarafından yükseltildiğinde veya üçüncü kişiler, özel kişiler tarafından dile getirilen nefret söylemine devlet yetkilileri tarafından, kamu makamları tarafından eylemsiz kalınarak teşvik edildiğinde LGBT artıların uğradığı insan hakları ihlallerinin arttığını zaten görüyoruz. Tabii sapkın artık adeta sapkın kelimesi, sapık kelimesi artık skalada gerilerde kaldı. Düşünün ki ismini anmıyorum yani yeni Akit gazetesi hadi ismini anayım bilmiyorum yayın kurallarınız açısından sakıncalı mıdır ama onursuz ibne ifadesini haberde kullanabiliyor ve bununla ilgili bir suç duyurusu yaptığınızda savcılıklardan aldığınız yanıt bu ifadenin bir ifade özgürlüğü hakkı kullanımı olduğu yanıtını alabiliyorsunuz.
Ya da işte şu manşetle çıkabiliyor bu tür gazeteler. İşte Belçika'nın İbneliği. Ya ben bu örnekleri veriyorum. Bilmiyorum tekrar yayın açısından uygun mu değil mi ama belli ki mesela basın ilan kurumu açısından bir problem değil bu. Ki hani bunlar basın ilanı almaya devam ediyorlar. Yani devlet tarafından da bir yandan mali olarak desteklenmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla hani artık ne diyelim, nefret söyleminin en vulgar formlarını bile biz, en sıradan formlarını bile biz bugün gazetelerde açıp okuyoruz. İnternette girip okuyoruz. Şüphesiz bunlar bir artışa sebep oluyor. Ayrıca şunu da eklemek isterim. Gerek kaos geliyor, gerekse önemli sayıda LGBT hak örgütleri medya kanalıyla kendilerine gelen bilgiler üzerinden insan hakları raporlarını şekillendiriyorlar. Evet, LGBT artı hak örgütlerine yapılan başvurular da insan hakları ihlal raporlarının kaynaklarından biri. Fakat ağırlıkla medya takibi yapan ajanslardan alınan bültenlerin incelenmesiyle. Çünkü araştırmacı bunlar bütçe meselesi biliyorsunuz, insan kaynağı ya da finansal şeyler. Dolayısıyla bizler aslında metropolde gördüğümüz hak ihlalleri ya da metropol şehirlerde gerçekleştiği için basının gündemine daha doğrudan giren vakalar üzerinden ya da mağduriyetler üzerinden raporlamalar yapıyoruz. Ama düşünün, Anadolu'nun ücra bir ilçesinde, uzak bir köyünde yaşayan ya da işte İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi ya da diğer metropol hani büyük şehirleri dışarıda bırakarak diğer yerlerinde yaşayan LGBT artıları düşünün. Oralarda yaşanan hak ihlalleri zaten kolay kolay medyaya da yansımıyor. Medyaya yansımadığı için raporlara da yansımıyor. Ya da bizim bugün çok farklı olarak okuduğumuz haberler biraz üzerine kazısanız altından hak ihlali çıkar. Yani tek tek örnek vermek istemiyorum ama bu genel olarak böyle. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak nefret söylemi arttığında, ki bu yalnızca Türkiye'de de değil, yani bu Avrupa Konseyi'nin diğer Rusya'da benzeri oluyor. İşte Macaristan'da da benzeri oluyor. Polonya'da da benzeri oluyor. Nefret söylemi devlet yetkilileri tarafından yaygınlaştırılıyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz, nefret odaklı şiddetin mağduru haline dönüşüyor LGBT'ye artılar, ki bu zaten böyleydi, daha da şiddetleniyor. Dolayısıyla böyle otomatik bir ilişki kurabilirsiniz. İlla şey olması gerekmiyor. Yani bu niceliksel veri ortaya koymaya gerek yok. Genel olarak şeye baktığınızda, nefret söyleminin artış dönemlerini takip eden dönemlerde deki insan hakları raporlarına baktığınızda zaten o ilişkiyi görmek mümkündür diye düşünüyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu geçen günlerde kadın örgütlerinin bir toplantısına katıldı. Orada kendisine LGBT artılara ilişkin yeni bir politikanız olacak mı sorusunu sordular. Bu sorunun cevabını izleyelim. Ardından biraz da bunun üzerine konuşalım istiyorum. Tabii ki LGBT ile ilgili süreçte de bu konuda mağdur olan vatandaşlarımızın bize başvurmaları halinde nasıl ilgi gösterdiğimizi ben arkadaşlarım tarafından takipte biliyorum. Burada tabii temelde olaya şöyle bakıyoruz. Bir, bizim tespit edebildiklerimiz. İki, vatandaşın bize başvurularıyla hareketimizi yönlendirebilecek çalışmalar. Belki bir üçüncü safhası da sivil toplum kuruluşlarının aracı olmaları. Bu konuda bizi arayan ve yardım isteyen, hangi konuda olursa olsun, vatandaşlarımızın kim olduğuna ve tercihlerine bakmaksızın, ki bunda LGBT'li vatandaş, yani LGBT diye tanımladığımız kitleyi de aynı şekilde yorumlayabiliriz. Sivil toplum kuruluşlarının da aracı olmaları haliyle biz kurum olarak her vatandaşımızın yanında olduğumuz gibi burada da en hassas bir biçimde yoğunlaşarak yanında oluruz.
Lütfen bizi bu anlamda irtibat kurma konusunda daha etkin olmalarını diliyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun LGBT artılarla ilgili gelen bir soruya cevabını izledik. Yani şimdi İmamoğlu'nu samimi buluyor musunuz? Yani bu açıklamayı samimi buluyor musunuz diye sormayacağım. Ama şöyle sormak istiyorum. Yani bu aslında çok kapsayıcı ve güven veren bir şeyler söyledi. Yani bu size devamı gelecek gibi görünüyor mu? Yani bu açıklamalarda bahsettiği gibi herhangi bir sorun olduğunda İBB yardımcı olan bir tavır takınıyor mu? Ya da ileride takınacak mı? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? İnsan hakları savunucuları aslında kalıcı yargılara varmaktan kaçınır genel olarak. Yani iyimserlik ya da kötümserlik ikilemi içerisinde bunu şey yapmadan, değerlendirmeden ama elbette ileri bir adım olarak da niteleyerek bu açıklamaları kavramak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 10. maddesi yasalar önünde bütün yurttaşların, vatandaşların din, dil, ırk, felsefi düşünce, inanç, ve benzeri sebepler fark etmeksizin yasa önünde eşit olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla aslında oradaki açıklama anayasanın 10. maddesinin geçerli olduğu ki bizce eksikleriyle de eleştirdiğimiz bu verili anayasanın 10. maddesine uygun bir açıklama. Yani umuyoruz bu açıklama pratiğe dair de sonuçlar üretir. Yani o sonuçlar nasıl olur? Bunu da zamanla ilerleyeceğiz. Yani biliyorsunuz LGBT artılar açısından evet. Şimdi soruya yanıt istihdam başlık. Hani istihdam da başlıklardan biri ama yani birçok konuda LGBT artılar sorunlar yaşıyorlar. Hak ihlallerine maruz kalıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki pratiklerde eğer LGBT artı kapsayıcı politikalar üretirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya X Belediye bu tabii ki hak savunucular açısından olumlu olarak değerlendirilecek ve ilerleme olarak kayda geçecek etkinlikler olur. Tabii umarız yani diğer belediyelere de örnek olur ama pratiğe yansımasını da görmek gerekir. Kerem çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Kolay gelsin size. Sağ olun, teşekkürler. Avukat Kerem Dikmen'le birlikteydik. İktidarın dili üzerine konuştuk. Şimdi devam ediyoruz. Ailesi tarafından öldürülmekle ve özgürlüğünün kısıtlanmasıyla tehdit edilen trans erkek Umut, meme aldırma ameliyatı için dayanışma kampanyası başlattı. Umut'la cinsiyet uyum sürecine başlama kararını, yani üstünde hissettiği toplum baskısını ve meme aldırma ameliyatı için başlattığı dayanışma kampanyasını konuştuk. Küçük yaşlardan beri kadın olmadığını hissettiğini anlatan Umut, yakın zamanda hormon tedavisine başladığını söyledi. Ailesinin trans olduğu için özgürlüğünü kısıtlamakla ve öldürmekle kendisini tehdit ettiğini belirten Umut şöyle konuştu. Sürecime meme aldırma ameliyatını yaptırarak başlamak istiyorum. Meme aldırmak benim için önemli. Memelerimi kamufle edemiyorum ve bu benim canımı çok yakıyor. Bu ameliyatı yapabilirsem çok rahatlarım. Yakın zamanda annemi kaybettim. Cenaze için memlekete gittiğimde ailem üzerime geldi, beni İstanbul'a göndermemekle tehdit ettiler. Cinsiyetimi değiştirmemden korkuyorlar. Umut ameliyat olabilmek için dayanışma kampanyası başlattı. Evet, Umut'la olan röportajımızın tamamını Medyascope'un internet sitesinden okuyabilirsiniz. Şimdi bir dayanışma haberiyle daha devam ediyoruz. 2 yıl önce cinsiyet uyum ameliyatı olan Cansu Yıldız'ın bağırsağında ameliyattan sonra 1,5 santim boyunda yırtık oluştu. 2 yıldır bu yırtıkla yaşayan Cansu ameliyat olabilmek için destek çağrısında bulundu. Herkese merhabalar, Cansu ben. Bundan 2 yıl önce cinsiyet değişimi operasyonu geçirdim ve ardından bağırsamda yırtık oluştu.
ve 2 senedir hayatım kabusa dönmüş durumda. Hem psikolojik olarak, hem sağlık olarak, hem çalışmadığım için, normal sosyal hayatıma geri dönemediğim için çok zor ve kötü günler geçiriyorum. Ve şu anda yırtık 1,5 santime kadar ilerledi. Onun için de doktorla konuştuk. 10 gün sonra ameliyat tarihi verdi ve bu yırtığın 1,5 santime ulaştığını ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğumu, her geçen günün benim aleyhime olduğunu söyledi. Zaten şu an bağırsağım dışarıda, dişkimi buradan yapıyorum. Ve istenilen ameliyat parası 130 bin TL ve ben çalışmadığım için, durumum olmadığı için maalesef sizden bu konuda destek bekliyorum. Bizim toparlayabildiğimiz 10 bin TL şu ana kadar ve daha çok açığımız var. Desteklerinizi, yardımınızı esirgemezseniz beni sağlığıma kavuşturmak için, hayatıma geri döndürmek için yardımcı olursanız çok sevinirim. Translara yönelik şiddet cezasızlıkla karşı karşıya. 2006'da Ankara'da translara saldıran 4 kişinin yargılandığı dava tam 10 yıldır karara bağlanamadı. Kamuoyunda Eryaman Esat davası olarak bilinen davanın 1 Haziran'da görülecek duruşmasından karar çıkması bekleniyor. Tam kapanma dönemi sebebiyle karar duruşması ertelenen Eryaman Esat davasının duruşması 1 Haziran'da yapılacak. Duruşma öncesi Pembe Hayat Derneği bir dayanışma mesajı yayınladı. Nefret suçlarına karşı önemli bir duruş ve hak arayışı olan bu davadan çıkacak hakkaniyetli bir karar, LGBTİ artı hareketi ve trans mücadelesi tarihi açısından önemli bir kazanım olacaktır. Çetelere ve erkek egemen düzenin öldüren normlarına karşı verilen bu mücadelede herkesi adliyeye, davayı desteklemeye davet ediyoruz. Hukuki süreç 10 yıldır devam ediyor. 17 Şubat'ta görülen duruşma sonrası medyaskopa konuşan davacı Buse Kılıçkaya, "Bugün burada yalnız bir kadınım. Birçok tanık, hayati tehlikeler ve bize o dönemde şiddet gösteren kişilerle karşılaşmak istemedikleri için gelmedi." demişti. Dava bitene kadar da tanıklığından vazgeçmeyeceğimi de beyan ettim. 7-12 Nisan 2006 tarihleri arasında Ankara'nın Eryaman semtinde oturan travesti ve transseksüeller hem evlerinde hem de çalıştıkları yerlerde sistematik şiddete uğradı. İlk yargılama 2008 yılında pompalı tüfekle katledilen Bahar Dilek İnce'nin arabasına yapılan saldırı ile ilgili başladı. 2008'de sonuçlanan davada sanıklardan Şemmaz Taşdemir, Harun Çardak ve Ahmet Günay ceza aldı. Yargıtay bu kararı 2011'de bozdu. Sivil Alan Araştırmaları Derneği'nin 2021 Üniversiteler raporu yayınlandı. Raporda LGBTİ artıların ayrımcılığa uğramadan öğrencilik yaşantısını sürdürmekte zorlandığı vurgulandı. Sivil alan olarak kampüsler Türkiye'deki üniversitelerde 3 temel hak ve özgürlük 2021 raporunda Türkiye'deki üniversitelerde ifade, örgütlenme ve barışçıl gösteri yürüyüşü hakkının ihlalleri sıralandı. Raporda öğrencilerin barışçıl gösteri ve yürüyüş düzenleme haklarının ellerinden alındığı ve öğrencilerin eylemler sırasında hem güvenlik hem de yönetim tarafından sıkı denetime tabi tutuldukları belirtildi. Rapora göre böyle yapılarak öğrencilerin siyasetten uzaklaşması da hedefleniyor. Raporda bazı üniversitelerde LGBTİ artı kulüplerinin açılamadığı, hatta açılmasının teklif dahi edilemediği, bazı üniversitelerde de kulüplerin kapatıldığı yazıldı. Araştırma kapsamında görüşülen öğrenciler, ders sırasında öğretim görevlileri tarafından kullanılan ayrımcı dile sık sık maruz kaldıklarını ifade etti. Bazı öğrenciler toplumsal cinsiyet, diyalektik materyalizm ve queer teori konularında çalışmak istediklerinde engellendiklerini belirtti. Raporda LGBTİ artıların ayrımcılığa uğramadan ve şiddete maruz kalma korkusu olmadan öğrencilik yaşantısını sürdürmesi için idari önlem alınmalı denildi. Şimdi İlayda Öykü Biberoğlu'nun derlediği Dünya'dan LGBT'yi haberlerini izliyoruz. Riot Games şirketi dünya çapında 67 milyonun üzerinde kullanıcısı olan League of Legends dahil olmak üzere tüm oyunlarında gökkuşağı renginde simgeler, oyuncu kartları ve oyun özelliklerini içeren Onur Sezonu simge paketini paylaştı. Şirket, LGBT'yi artı oyuncularını desteklemek için yarattığı Onur Sezonu simgelerinin Mayıs ve Haziran ayı boyunca kullanılabilir olduğunu açıkladı. LOL Türkiye sayfası ise simge paketlerinin piyasaya sürülme sebebini sansürleyerek paketin baharın farklı renklerini kullanmak için düzenlendiğini söyledi ve paketin adını Renk Festivali olarak değiştirdi.
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi ve Vasa Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre LGBTİ artı kapsayıcı şirketler daha karlı. Araştırmaya göre cinsiyet kimliği konusunda çeşitliliği teşvik eden şirketler finansal olarak da daha iyi performans gösteriyor. 657 Amerikan şirketinin finansal performansının değerlendirilmesiyle hazırlanan çalışmada LGBTİ artı dostu politikalara sahip şirketlerin kar oranları daha yüksek ve borsada daha değerli. Rusya'da iktidar partisi milletvekili Mikhail Romanov, İtalyan moda şirketi Dolce Gabbana'nın Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı "Aşk aşktır" sloganlı reklamında öpüşen eşcinsel çiftlerin görüntüsüne tepki gösterdi. Romanov, markanın Instagram sayfasına yayınlanan bu görüntülerin Rusya'da yasaklanması için savcılığa başvurdu. St. Petersburg'daki mahkeme, savcılığın aile değerlerini reddeden bilgiler içerdiği ve geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin propagandasını yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattığını açıkladı. Litvanya parlamentosunda eşcinsel birliktelikleri yasalaştıran tasarı 25 Mayıs Salı günü yapılan oylamada 63'e karşı 65 oyla reddedildi. Tasarıyı destekleyen açık eşcinsel milletvekili Tomas Raskevicius, "Bu oylama bize insan haklarının sağlanmasında daha fazla çalışmamızı gerektiğini gösteriyor," dedi. Evet, Gamze Elvan'ın editörlüğünde İlayda Öykü Biberoğlu'nun katkılarıyla hazırladığımız Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.